Hüccetül İslam İmam Gazali Minhacül Abidin Abidler Yolu Üçüncü Bölüm Engeller Ey Saadet Yolcusu! Allah sana muvaffakiyet versin. İbadetinin doğru olabilmesi için engelleri aşmalısın. Allah'a kulluk yolunda ilerlemeyi önleyen dört engel vardır. Birincisi, dünya ve onun meşkaleleridir. Bu engel, Allah'a yönelmek ve dünyadan yüz çevirmekle tepelenebilir. İki sebepten dolayı, Allah'a yönelmeli ve dünyadan yüz çevirmelisin. Birincisi, ibadetinin, kabule şayan olabilmesi için Allah'a yönelmeli ve dünyadan yüz çevirmelisin. Çünkü ona sımsıkı bağlanırsan maddi kuvvetin dünyalık aramakla kalbinse onun sevgisi ve hayaliyle meşgul olur. Bir insanın içli dışlı dünyayla meşgul olması ibadet etmesini engeller. Çünkü bir şey birbirine zıt iki şeyle aynı zamanda meşgul olamaz. Dünya ile ahiret, bir erkeğin iki kıskanç karısına benzerler. Biri memnun edilse, diğeri kırılır. Yine dünya ile ahiret, iki zıt yön, doğu ile batı gibidir. Birine ne kadar yüzünü dönersen, diğerinden o derece yüz çevirmiş olursun. Dünya, insanın dış hayatını, yani vücut varlığını meşgul eder. Allah ondan razı olsun. Ashabtan Ebu Derda şöyle der. Ahiretle dünyayı beraber yürütmek istedim. Bir araya gelmediler. Ben de ahirete sarılarak dünyayı boşladım. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer de şöyle der. Eğer dünya ile ahiret Benden başka birisi için bir araya gelmiş olsalardı benim için de gelirlerdi. Çünkü Allah bana hem dünyalık için kuvvet hem de ahiretlik için mülayemet vermişti. Büyüklerimizden bize gelen haberler böyle olunca fani olan dünyayı ikinci dereceye atıp baki olan ahireti seçmelisin. Dünya insanın iç varlığını yani düşünce hayatını yani kalbini de meşgul eder. Peygamberimiz Aleyhisselam buyururlar ki: Dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyasına zarar verir. Ey ümmetim, ebedi olanı geçici olana tercih ediniz. Saadet Yolcusu bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, görünüşün dünyayla, kalbinde onu düşünmekle meşgul olursa, hakkıyla ibadet yapamazsın. Fakat hem içinle, hem dışınla Allah'a yönelirsen, ibadet etmen kolaylaşır. Hatta bu hususta sana, uzuvların yardımcı olurlar. Allah ondan razı olsun. Selman Farsi der ki, Kul Allah'a yöneldiği zaman kalbi nurlanır. Uzuvları ibadette kendisine yardımcı olurlar. Dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelmeni gerektiren sebeplerden ikincisi ibadetinin değeri artar. Şerefi yüce olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kalbi Yalnız Allah sevgisiyle dolu olan bir alimin kıldığı iki rekat namaz, bu sevgiden mahrum olanların ömrü boyunca yapacakları ibadetten hayırlıdır. Madem ki Allah'a yönelenlerin ibadeti değer ve şerefçe daha üstündür, o halde kişi kalbinin bütünüyle Allah'a bağlanmalı ve dünyadan elini eteğini çekmelidir.'' Sual: Dünyadan elini eteğini çekmek ve Allah'a bağlanmak ne demektir? Nasıl olur? Cevap: Alimlerimize göre dünyayı bırakıp Allah'a bağlanmak iki yoldan tahakkuk eder. 1. Dünyada eremediği muratlarını illa ele geçirme isteğini terk etmek. Kendisini dünyaya bağlayan mal ve mülkü dağıtmak ve tekrar toplama düşüncesini kalpten çıkarmak suretiyle bunları yapmak insanın kendi elindedir. 2. Dünya nimet ve meşgalelerinin kulun kalbine soğuk gelmesi suretiyle bu insanın elinde değildir. Yani insan istediği zaman dünyadan nefret etme duygusuna sahip olamaz. Fakat bir kimse Birinci şıkta söylenen esasları yaparsa zamanla kalbinde dünyadan nefret duygusu peyda olur. Bütün varlığıyla Allah'a bağlanır. Allah'a gerçek bağlanış ondan başka hiçbir şeyin sevgisini taşımamaktır. En güç olanı kalpten dünya muhabbetini atmaktır. Nice kişiler vardır ki dış görünüşleriyle dünyayı sevmezler. Fakat için için dünyaya bağlıdırlar. Böyleleri müthiş bir kasvet ve ızdırap içindedirler. Mühim olan dünyayı kalpten sevmemek, kalben istememektir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Kasas Suresi 83. ayeti kerimede buyurur. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne büyüklük ne de bozgunculuk arzusuna düşmeyenlere veririz. Bu ayette ahiretin mutlu hayatına kavuşma dünyada büyüklük ve fesatlık murad etmemeye bağlanmaktadır. Şura suresi 20. ayeti kerime. Kim ahiret ekimini dilerse onun ekinini arttırırız. Kim de dünya ekimini isterse ona da bundan veririz. Ahiretteyse onun hiçbir nasibi yoktur. İsra Suresi 19. ayeti kerime. Kim bu çabuk geçen dünyayı isterse biz de burada ona biz kimi dilersek ona dileyeceğimizi hemen veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. O buraya kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir kim de iman ederek ahiret ediler onun için bir gayretle çalışırsa işte onların çalışmaları makbul olur ey saadet yolcusu görmüyor musun bu ayetlerde hep isteğe işaret edilmektedir bir insan dünyaya kalben bağlıysa her ne kadar fiilen bağlı görünmese de hakkıyla Allah'a yönelemez. Fakat kul kendisine dünya sevgisini aşılayan malını dağıtır, eremediği emellerine ulaşma isteğini terk ederse, Allah'tan umulur ki kalbinden dünya istek ve sevgisini def etme yolunda ona başarı verir. Çünkü Allah'ın ikramı boldur. Dünyanın felaketlerini ve kusurlarını düşünmek, insanı birikmiş malını dağıtmaya ve emellerini terk etmeye sevk eder. Bazıları der ki dünyanın zenginliği değersiz, tasası çok, insanları hasistir. Aynı zamanda dünya süratle yokluğa gitmektedir. Onun için dünyayı terk ettik. Fakat bu sözde dünyaya bağlılık kokusu vardır. Çünkü Birisinin ayrılığından şikayet eden kimse, onun vuslatını sever. Rakipler bulunduğundan bir şeyi terk eden, yalnız kalınca o işten hoşlanır. Bu mevzuda en doğru söz şudur. Dünya Allah'ın düşmanıdır. Sense onu sevmektesin. Kişi sevdiğinin düşmanına buğz eder. Dünya aslında kirdir necasettir. Dünya hayatının sonu murdarlıktır, ızdırap ve yok olmaktır. Fakat o güzel ve zinetli görünür. Gafiller onun bu dış görünüşüne aldanırlar. Akıllılarsa gerçeği görerek Allah'a yönelirler. Sual Dünyanın zek ve safasından kaçınmak farz mıdır? Cevap Dünyada zek ve safa bir haram şeylerde, iki helal şeylerde olabilir. Haram şeylerde zek ve safadan kaçınmak farz, helal şeylerde nafiledir. Allah'a bağlılığı tam olan kişiler için haram necis bir ölü gibidir. Ona asla yaklaşılmaz. Sadece mecbur kalınırsa zararı def edecek kadar yaklaşılabilir. Helal de sadece ölüm hesabesindedir. Ona da sadece ihtiyaç miktarı yaklaşılır. Haram aynı zamanda ateş derecesindedir. Ona yaklaşmak abidlerin hatırından bile geçmez. Ondan tiksinirler, nefret ederler. Kalplerinde ona yanaşmak için en ufak bir meyil bulunmaz. İşte kişinin kalbine dünyanın soğuk gelmesi budur. Sual, bu kadar zevk ve safasıyla dünya nasıl necis bir ölü veya ateş mesabesinde olabilir? Halbuki insanın tabiatı zevku sefaya meyeldir. Cevap, Allah'ın tevfikine mazhar olup dünyanın, aslında bir necis olduğunu idrak edebilenlerce gerçekten o ateş mesabesindedir. Fakat dünyanın iç yüzüne vakıf olamayıp da görünüşüyle mağrur olan basiretsizler için bir zek ve safadan ibarettir. Bunu bir misalle açıklayalım. Birisi nefis bir tatlı hazırlasa ve bunun içine biraz öldürücü zehir koysa Konulan bu zehri iki kişiden birisi görse diğeri görmese, sonra bu tatlıyı güzel yaldızlı tabaklara koyarak o iki kişiye sunsa ne olur? İçine zehir konduğunu bilen adam ondan asla yemez. O tatlı onun yanında ateşten daha tehlikelidir. Tabakların yaldızına ve güzelliğine aldanmaz. İçinde zehir bulunduğunu bilmeyen adamsa, güzel tabaklardaki bu nefis tatlıya hırsla saldırır, oburca yer. Hatta bu güzel tatlıyı yemediği için yanındakini kınar. Çok kere onu enayi olmakla suçlar. İşte haram şeylere karşı basiretli kişilerle gafillerin tutumu buna benzer. Eğer tatlıyı hazırlayan zehir koymasa da içine tükürse veya sümkürse sonra karıştırarak güzel tabaklarda sunsa ne olur? Bu durumu gören adam ondan tiksinir, nefret eder, mecbur kalmadıkça ondan yemez. İçine tükürüldüğünü bilmeyen adamsa onu iştahla yer. İşte bu da helal şeylere karşı şuurlu ve basiretli kişilerle gafil ve düşüncesiz kişilerin tutumudur. Her iki adam tabiat ve bünyece bir oldukları halde biri basiret ve bilgisinden dolayı tatlıya yanaşmadı. Diğeri ise gaflet ve cehaletinden dolayı zehirli tatlıya hırsla saldırdı. Eğer öteki gibi o da onun zehirli veya içine tükürülmüş olduğunu bilseydi yemezdi.'' yahut öteki adam zehir olduğunu bilmeseydi bir iki gibi o da yerdi. Bundan anlaşılıyor ki bunu tabiatlarının isterikliğinden değil gaflet ve cehaletleri yüzünden yapmaktadırlar. Sual Vücudumuzun varlığını devam ettirebilmemiz için bize bir miktar dünyalık lazım gıdasız olmayacağına göre dünyadan nasıl yüz çevirelim? Cevap Gıda almaktan maksat Allah'a kulluk edebilmek için vücudu kuvvetlendirmektir. Zevk için yemek içmek değildir. Mühim olan keyif için yapılan şeylerden kaçınmaktır. Yoksa Allah Celle Celaluhu dilerse bir şeyle, bir sebeple Dilerse meleklerde olduğu gibi sebepsiz olarak kullarını ayakta tutma kudretine maliktir. Kulların hiç aklına getirmediği yerlerden onlara rızık kapılarını açar. Nitekim Kur'an'da Talak Suresi 2. ve 3. ayeti kerimelerde buyrulur. Kim Allah'tan korkarsa o ona bir kurtuluş yeri verir. Onu hayaline gelmeyecek bir cihetten rızıklandırır. Allah'a güvenirse o kendisine kafidir. Buna göre rızık talep edilmeden de elde edilebiliyor. Zevk ve safa yapmak için değil, Allah'a kulluğunu tam sıhhatte yapabilmek için rızık talep et. O zaman senin bu yorulmaların dünya için değil Allah için olmuş olur. Böylece hem dünyadan yüz çevirerek Allah'a yönelmiş hem de rızkını temin etmiş olursun. Bunu böylece bil